Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tuğutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün Tonguç Akademi'de toplam sembolü ve tüme varım konusunu anlatacağız. Hadi bakalım. Şimdi Tonguç, Bu ne hocam? canım bunu gördüğün zaman, aynı bu şekilde gördüğün zaman şok olmayacaksın. Ne yapacaksın? Hemen aklına toplama gelecek. Toplama çok basit bir işlem değil mi? Evet hocam. İşte aynı toplama gibi bir işlem bu da. Yani şu zımbırtı aslında toplamayla aynı. Ha, aynı. Buna çok dikkat edeceğiz. Hadi bakalım şimdi ne demek bir anlamaya çalışalım. Bak Tonguç'cum. Şimdi böyle bir şey karşına geldi. Şok oldum bir anda. Elin ayağın birbirine dolaştı. Aynen. Ama aslında çok basit. Bak şimdi şu K eşittir 1. Bizim değişkenimiz. K eşittir 1 demek bu başlangıç demek. Bu başlangıcımız. Bu ise yukarıda yazansa bitiş demek. Bak 1'den 20'ye kadar saymayı biliyor musun Tonguç? Evet hocam, çok şükür. Harikasın. İlkini söyle o zaman. 1 değil mi? Evet. Ondan sonra 2 değil mi? Evet. Ondan sonra 3. Böyle gidiyor değil mi? Evet hocam. Ama ne yapıyoruz? Şu ne demekti? Artı demekti. Evet. Tonguç o zaman bunların arasına artı koyuyorum ve bu şekilde ilerliyorum. Nereye kadar canım? 20'ye kadar. 20'ye kadar. İşte bunun aslında açılımı bu kadar. Tamam hocam. Bu kadar basit bir şey. Şimdi buna bakalım. Bunu söyleyebilir misin Tonguç? Hadi bakalım. Örneğimizi sen yap. 5'ten 33'e kadar. Süper. 5 yazıyorum. 6 6. yazıyorum, 7 yazıyorum. Böyle nokta nokta gidecek. Kaça kadar? 33'e 33. kadar. O zaman burayı aldık. Aynen. Peki şimdi bunu nasıl bulacağımızı öğrenelim Tonguç'um. Şimdi basit bir kural var. Bak, birden n'e kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2'de buluyoruz. Yani son terim artı sonun bir fazlası bölü 2'de buluyoruz. Bak, birden 20'ye kadar. Deminki soruda vardı ya. Evet hocam. Hemen yapalım canım. Son terim ne burada? 20. Şahanesin. Çarpı bunun bir fazlası 21 bölü 2 ile bulabilirim. Değil mi? Hemen bunlar sadeleşir. 10 çıkar. Cevabımız 210'muş demek ki birden 20'ye kadar. Aynen hocam. Deminki sorumuzun cevabını bulduk. Peki Tonguç burada bir cinlik yapıp 8'den 30'a kadar olan sayıların toplamını bulabilir miyiz acaba? Acaba burada bir cinlik yapabilir miyiz? Ne dersin? Olabilir. Ne yaparız biliyor musun? Sanki bunun başında 1, 2, 3, nokta 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 7'ye kadar varmış gibi düşünürsek eğer. Aslında nasıl hesaplardık? 1'den 30'a kadar. Nasıl hesaplanıyordu? 30 çarpı 31 bölü 2 ile hesaplanıyor değil mi? Aynen. Ama bunlar yok. O Ha. zaman bunları çıkartacağım. Evet. Nasıl çıkartıyorum? 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı. Aynı mantıkta 7 çarpı 8 bölü 2'yi çıkartıyorum. Bak bu ifade 1'den 7'ye kadar. Bu 1'den 30'a kadar. Çıkarttığım zaman ne buluyorum? O zaman 8'den 8'den 30'a kadar. 30'a kadar. Harikasın canım. Tüme varıma var mısın? Varım hocam. Aferin canım. Sen anladıysan zaten herkes anlamıştır. Sağ olun hocam. Bakalım benim. Sigma'ya bakıyoruz. Tövbe. Sigma harfini eski Yunanlılar bulmuş. Bak, Ha. Yunan tapınaklarının üstünde sigma, pi falan böyle sayılar yazıyor. Allah kabul etsin. Amin. Şimdi canım bak, k 1'den 15'e kadar k'nın karesi bu sefer. Evet. Yine k yerine 1 yazacağım. Yazıyorum. Ama üstünde 2 var. Koymak zorundayım o zaman. Yani. Artı. Şimdi 2 yazacağım değil mi Tonguç'cum? Evet hocam. Harika. Artı 3 yazıyorum falan filan falan filan. Nereye kadar Tonguç? 15 karesi. Süpersin canım. Süpersin. Aferin be. Şimdi bunu söylemeye çalıştım Tonguç'cum. 4 yazıyorum K yerine. 4'ün Küpü. süpersin. Küplemeyi de biliyorsun maşallah. Eskilerden kim kaldı hocam? Evet canım bravo. Çok iyi gidiyoruz. 5'in kübü nokta 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 kaça kadar? 20'nin kübü. Harikasın. Çok güzel. Şimdi bunları nasıl bulacağımızı öğrenelim mi? Bulalım hocam. Bak canım bunun için de bir tane formül yüklüyorum senin beynine. Çok yüklenmedik değil mi senin beynine? Hocam ikimize birden yükleniyorlar. Evladım bak OHA kuralı diye bir kural var Oha. karşımıza. Gerçekten OHA. Bu ne biçim şey ya formül ya? Çok uzun değil mi bu? Hocam ben gidiyorum, görüşürüz. Ama bak dikkat et. Bir tane eski şeyimizi hatırlamaya çalışıyorum. Son değil mi bu? Evet. Sonun bir fazlası. Şimdi sonu 2 ile çarpıp bir fazlasını alıyorsun. Ha. Böyle bir tane daha. Bir de gıcıklık olsun diye bir de 6'ya bölüyorsun. 2'ye bölmüyorsun. Anladım hocam. Aman Allah'ım bu ne ya? Şimdi şunu söyleyebilir misin bana bunun cevabını? Sonu yazalım. 10. 10. Şahane. Bir fazlasını yaz. 11. Süpersin. Çarpı. 2 ile çarpıp bir fazlasını yaz. 21. Harikasın. Oha diyorum sana yani. Aynen. Oha kuralında oha hak ettin. Bölü 6 fix zaten. Çok iyi be. Çok iyi be. Peki cinlik yapıp 7'nin karesinden 15'in karesine kadar söyleyebilir misin? Sanki burada ne yapıyorduk Tonguç? Birden başlıyorduk. Harika varmış gibi düşünüyorduk. Ama kaça kadar?
6'nın karesine kadar bu yok. Hmm. Aman dikkat et. O zaman ne yapıyorum? Sanki birden başlıyorum. 15 çarpı bir fazlası 16 çarpı 2 ile çarpı bir fazlası 31 bölü 6. Eksi diyorum, sonra bu olmayanı çıkartacağım. 6 çarpı 7 çarpı 2 fazla, 2 katının bir fazlası 13 bölü 6'yı çıkartıyorum. Böyle gıcık bir sayı çıktı. Aynen hocam. Ama sen bunu evde geceliğin ödevini yaparken çözersin. İnşallah hocam. Aferin canım. Şimdi bunları, bir de kübünü bulma formülü var. Hayda. Burada da hayda, gerçekten de bitmiyor formülü. N çarpı N artı 1 bölü 2'yi zaten hatırlıyorsun değil mi? Evet hocam. Bunun karesini alıyorsun kübünde. Bak spastik bir şey var. Karesini alıyorsun kübünde. Hemen şunu yapalım. Bak 10 çarpı 11 bölü 2 vardı ya. Fix. Bunu bulup karesini alıyorsun. İşte bu kadar. Tertemiz. Harika. 55'in karesi çıkıyor bu da cevabı. Aynen. Şimdi canım bak. Burada ne yapacağız peki? Sanki birden başlıyormuşçasına düşüneceğiz. He. Ama ne yok? 5'in kübüne kadar yok. O zaman ne yapıyorum? 16 çarpı 17 bölü 2'nin karesini alıyorum. Temiz. Eksi. Birden 5'e kadarları çıkartıyorum. Evet. 5 çarpı 6 bölü 2'nin karesini çıkardım. Tertemiz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Süper. Anladın mı konuyu? Anlıyorum hocam, sayenizde. Aferin efendim. Sen anladıysan zaten herkes anlamıştır. Toplam sen böyle ne baktık? Yine tapınak. Yine tapınak, evet. Aman evladım. Hangi dinlesin ben? Estağfurullah hocam. Elhamdülillah Müslümanım. Aferin evladım, aferin. Ama tabii her din bizim için çok önemli. Hristiyanlıkta, Musevilikte. Kutsallar hocam. Evet, ama eski Yunanlar tabii mitolojiye inanmışlar. Onlarda yüzlerce tanrı var. Afrodit hocam, benim tanıdığım bir tanesi. Sen sadece Afrodit tanıyorsun, evet. Yani. Çok genel kültürün maşallah o yönde gelişmiş. Şimdi bak canım, böyle bir zımbırtı var. Bunu hemen yapmaya çalışacağım, açmaya çalışalım. 1 koyalım, 1 bölü 1 çarpı 1 artı 1'den 2. Evet. Artı 2 koyalım şimdi k yerine. 1 bölü 2 çarpı 3. Temiz. Bir fazlası. Artı 3 koyalım k yerine. K yerine 3 yazın. 3 çarpı 4 artı. Böyle devam edecek. Kaça kadar canım? 1 bölü. Harika. 20 çarpı 21 diyebilir miyiz? Tertemiz. Harika. Peki bunu açar mısın bana? 2. Bak 2 üzeri 1 diyorsun, tamam mı? Evet hocam. 2, k yerine 1 koydun. Temiz. 10 sonra artı diyorsun. Yine 2 var kardeşim. Yapacak bir şey yok. 2 üzeri bu sefer k yerine 2 koyduk. Artı. Aynen. K yerine 3 koyuyorum bu sefer. Çat 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 çat. Neye kadar? K üzeri 10. 2 üzeri 10. Evet. Harikasın. Birazcık hatlar karıştı galiba. Hocam benim de beynim bir yere kadar. Şimdi bak kesir formülünde şuna dikkat edeceğiz. Bir şey bölü bir şey. Bak bir bebek bölü bir tane, ne bu ya? Orangutan mı ne bu? Yani biraz değişik bir insan. Şimdi canım bak bunun için bir formülümüz var. Böyle giderse çat son terimdeki küçük sayıyı büyük sayı biliyorsun. Tamam hocam. Küçüğü çarpım şeklinde olacak. Dikkat et. Büyüğe bölüyorsun. Tamam hocam. O zaman bak. Böyle gidiyor, birden başlıyor, çok güzel, harika. 50, o zaman 50 çarpı 51 dediğine göre küçüğü büyüğe bölüyor. Tertemiz. İşte bu kadar. 50 bölü 53 demek tertemiz. Ki. Peki bunu nasıl cinlik yapacağız? Aynen. Bak sanki 1 bölü 1 çarpı 2'den başlıyormuşçasına nereye kadar? 1 bölü 5 çarpı. Oha, boynuz kulağa geçti ya, böyle maşallah, bir şey olmaz. Maşallah. Maşallah. Şimdi bunu söyleyelim. Sanki buradan başlasaydı 20 bölü 21 diyecektik. Evet, küçüğü büyük. Eksi diyorum. Bu çünkü çıkması lazım. Yok, mükemmelsin. Bunun cevabı nedir? 6 bölü 5. Dikkatli küçüğü büyüğe bölüyorduk. Aferin, hata 5. yaptın. Herkese de örnek oldun. Böyle hatalar yapmayacağız. Küçüğü büyüğe bölüyoruz. Pardon. İşte bu kadar. Cevabımız bu kadarmış demek ki. Kesir formülü de gördük. Kuvvet formülüne bakalım şimdi de. Kuvvet formülünde de şuna dikkat edeceğiz. Şimdi bak 1 artı R1, R2, R üzeri 3, R üzeri 4. O zaman bak. Yukarıda ise eğer zımbırtımız, ne yapıyoruz yukarıda ise zımbırtımız? Yukarıda. Yukarıda ise şöyle bir zımbırtı yapıyoruz. Bak canım. 1 eksi R üzeri N artı 1 bölü 1 eksi R diye bir formül var. Tamam. Şimdi kafan karıştı. Ama biliyorum. Kesin. Ama buradaki R'yi bulalım ilk başta. Kaçta çarpılıyor her seferinde? Hep 2 ile çarpılıyor değil mi? Evet. O zaman R'miz 2. Evet. R'miz 2 ise 1 eksi 2 üzeri son terimin 1 fazlası. Yani 7 artı 1 bölü 1 eksi R, yani 2 yapıyoruz. Aynen. Bu formülün aynısını uyguladım. Şimdi bunu yapalım. Bu sefer de 5 üzeri 3'ten başlıyor. Burada çıkarma mıkarma yapmayacağız. Daha güzel bir yöntem göstereceğim. Parantezi alma yapacağız. Ne parantezinde yazdı her yeri? 5 üzeri 3 parantezi. Temiz. Alacağız.
Bundan geriye 1 kalır. Bundan geriye 5 kalır. Bundan geriye 5 üzeri 2 kalır. Böyle devam eder. 5 üzeri 4'e kadar devam eder. Doğru. Zaten burada bir tane sayı var. Niye bu kadar böyle nokta koymuşuz? Hay Allah ya. Şimdi bunu yapmayı biliyor muyuz? Formülümüzden yararlanarak yapabiliriz. 5 üzeri 3'ü zaten biliyoruz. Onun başa yazdım. Çarpı. Bu formülden yararlanarak. Bak 1'den başlıyor. Çok güzel. Temiz. R üzeri n'e kadar gidiyor. R zaten burada 5. Her seferinde 5 ile çarpıldığı için 5. 1 eksi. 5 üzeri. Bunun bir fazlası. 5 bölü 1 eksi. 5 diyorum. Ve kuvvet formülü noktalıyorum. İşte bu kadar. Şimdi ödüllü sorumuzu yaşasın. Yap. Cevaplara gönder. Yorumlara bekliyoruz. Bu toplama. Evet. Toplamanın altında ne var? Bu işaret. Bu işarete bazen sigma da deriz. Hakkını bulunsun. Bu da çarpma. Çarpmanın altında ne var? Pi işareti gibi bir işaret var değil mi? Buna da pi diyor zaten. Ha. Bu aslında çarpma, bu da toplama demek. Tertemiz. Bu kadar basit. Şimdi saymayı bilen her insan bu soruları çok rahat bir şekilde yapabilir. Toplamanın özellikleri, yani toplam işleminin özelliklerine bakalım Tonguç'cum. Bakalım hocam. İlk özelliğimiz parçalamak. Ne demek parçalamak? Eğer toplama veya çıkarma varsa toplama işleminde zaten ayrılabiliyor. Yani şunu şöyle yazabilirim Tonguç'cum. K eşittir 1'den 20'ye kadar K artı aynı toplama sembolünü 2 defa kullanabilirim. Ve K kare yazabilirim. Ne yaptım ben şu anda? Parçaladım. Çünkü bu ifade çok karışıktı. Bunu çözmek zor olurdu ama aynen. Bu şekilde yazdığım zaman 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı değil mi bu? Bak 1 artı 2 artı nokta nokta 20 değil mi? Evet hocam. Diğer videomuzda öğrenmiştik. Onu da göstereceğim. Şimdi bu da 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerinin toplamı değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman 20'nin karesi. Şimdi bunu da öğrenmiştik. Hemen bunu çözmeye çalışalım. Bak Tonguç'cum. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2 idi. Evet. Yani son terim bir fazlası bölü 2. Artı bu da son terim bir fazlası, bir de bunun 2 katının bir fazlası, yani 20'nin 2 katının bir fazlası bölü 6 idi. 6 idi. Bunun cevabını bulabiliriz değil mi? Aynen hocam. Çok daha rahat. Şimdi aynı şekilde bunu parçalayacağım Tonguç'cum. Nasıl parçalayacağım? Hemen göstereyim sana. Mesela bunu da farklı bir renkle yapalım. Ne diyorum? 1'den kaça kadar? 10'a kadar demiş. Aynen. Üst sınırımız burası. K küp eksi aynı şekilde K eşittir 1'den 10'a kadar K. Bak bu işareti ortaya koydum ama iki tane toplam işaretine dönüştü. Görüyor musun? Şimdi bunu yapmak basitti. 1'den 10'a kadar olan sayıların küplerinin toplamı şöyle yapılıyordu. Son terim bir fazlası bölü 2'nin karesiydi. Evet. Deminki videomuzda vardı. Onu hatırlatırız tekrar. Eksi bu ise 1'den 10'a kadar sayıların toplamı. Zaten son terim bir fazlası bölü 2 ile çat diye hesaplanabiliyor. Aynen. İşte bu kadar. Toplamın özelliklerini en önemlisini anladın mı? Anladım hocam. Sen anladıysan herkes anlamıştır Tonguç'cum. Şimdi özelliklere birkaç tane daha devam edelim. Sabit sayı varsa ne yapacağımızı görelim. Sabit sayı varsa 1'den 20'ye kadar. Koy bakalım K yerine 1. K yok. K yok. O yüzden afalladın. K olmadığı için 5. Bir daha koy. Ulan K yok. O zaman yine 5. 5. Böyle bir sürü 5 var. Kaç tane 5 var burada canım? 1'den 20'ye kadar 20 tane 5 var. O yüzden bunu gördüğüm zaman bununla bunu çat diye çarpabilirim. 20 çarpı 5 100 anında. Vay hesaplamalar canavar. Makineyim hocam ben. Şahane. Şimdi burada da çıkarmayı ilk başta ayırmamız gerekiyordu. Hatırlıyor musun? Nasıl ayırıyorduk? K eşittir 1'den 10'a kadar K eksi K eşittir 1'den 10'a kadar 3 diye ayırdım. Aynen. Tonguç'un 1'den 10'a kadar olan sayılar demek. Bak K yerine 1 koy artı 2 koy 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta kaça kadar? 10'a kadar. Artı, ay pardon eksi varmış burada. Burada ne yapıyorduk Tonguç bunu gördüğün zaman 1'den 10'a kadar 10 tane 3 yok mu? Evet hocam. O zaman 3 çarpı 10 diyorum. Çok güzel harika. Bunu öğrenmiştik. Son terim bir fazlası bölü 2. Evet. O zaman eksi 30 diyorum cevabımızı hesaplayabiliyoruz. Tamam hocam. Canım dışarı atma kuralı. Beni mi? Eğer yok seni dışarı atmayacağım diyor. Şimdi burada çarpma var ya. Bu çarpmayı dışarıya gönderebiliyoruz Tonguç'cum. Rahat bir şekilde. Onu da şöyle yapıyoruz. K eşittir 1'den 8'e kadar. Allah bunu yazmayı unutmuşum ya. Dur bakayım. Hemen yapıyoruz. Buraya 3'ü dışarı attım. Bak görüyor musun? 3 dışarı geçti. Birazcık
kötü ama neyse artık. Sen anladın değil mi canım? Anlıyorum hocam, gözüküyor. Harika. Burada 3 var, tamam mı? Aman karıştırma. 3 dışarıya çıktıysa 3 çarpı 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı son terim çarpı bir fazlası bölü 2'den hesaplanabiliyor. O zaman özelliklerimizin üçüncüsünü de anladık. Dışarı atma kuralı. Atıyoruz hocam. Şimdi sınırları değiştirme kuralına bakalım Tonguç'um. Canım k eşittir 4'ten 15'e kadar k'yı bulmaya çalışıyoruz değil mi? Evet. Hemen burada ben keşke 1 olsaydı değil mi bu sınırı? Keşke. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Bunu 1 yapabilmek için buna ne yapmalıyım? Bundan 3 çıkarmalıyım değil mi Tonguç? Yani. Bundan 3 çıkarınca üst sınırdan da 3 çıkarmasın Tonguç. Ama bunlardan çıkardığın zaman Tonguç buna eklemelisin Tonguç'um. K'ya ekliyorsun. O zaman son durumu yazıyorum Tonguç'um bak. Çat. K eşittir 1'den. Kaça kadar? 12. 12'ye kadar. Bravo. K artı 3 oldu. Temiz. İşte bu kadar. Harika, sınırları değiştirebilirim. O zaman mesela burada sınırları değiştirir misin bana? Bunu ne yapmam gerekiyor 1 yapabilmek için? Çünkü 1 eklemem lazım. Aman evladım. 1 eklemem lazım. Harikasın. Skandal. İşte matematik dehası. Tonguç. Bravo. 2 ekledim. Buna da 2 ekliyorum. 12. Ama ne yapmam gerekiyor? Bundan 2 çıkarmam gerekiyor. Ama bak burada enteresan bir şey yapacağım. Burada yapacağım. Bak şimdi. K eşittir 1'den 12'ye kadar. Ama burada 2 çıkartmam gerekiyorken şöyle yapıyorum bak. K eksi 2 şeklinde paranteze koyuyorum. Ya ben şunu biliyorum ya. K'dan 2 çıkarmalıyım. K'dan 2 çıkar. Parantezli yazıyorum. Hmm. Aman dikkat et. Parantez önemli. Parantez çok önemli burada. Herkes parantezden karıştırıyor. Hulk. Şimdi, evet bu Hulk Hogan gerçekten de. Aynen öyle. Nereden öğrendin? Hocam izlemiştim filmini. Aferin efendim. Yeşil Dev. Şimdi bu adamın ne yaptığına bir bakalım. Kaç tane 3 var onu bulmaya çalışacağız. Sınırlarını değiştirelim. Çat. K eşittir 1'den. 3 çıkardın değil mi Tonguç? Tertemiz. Bundan da 3 çıkartıyorum. 7. 7. Ama burada çıkacak veya toplanacak Hayda. Bir şey yok. Dolayısıyla o aynen kalıyor, çok basit. Ha iyi bari. Ne haydası. İşte bu kadar. Bununla bunu çarpıyoruz ondan sonra. Çat. 21. Harika, zaten dilimini öğrenmiştik burada. İşte bu kadar Tonguç. Konuyu anlıyor musun Tonguç? Anlıyorum hocam, sayenizde. Canım maşallahım var. Evet, çarpım sembolüne baktık. Çarpım sembolü de pi gibi gösteriyordu. Pi diye okunuyordu hatta. Unutmayalım. Hemen Japon gibi hocam. Evet, Japonların tapınakları gibi, haklısın. Evet. K eşit 1'den 20'ye kadar K diyor. 1 koyalım. Saymayı biliyorsun değil mi 1'den 20'ye kadar? Elhamdülillah. 2, 3, 4, 20'ye kadar gider değil mi? Ama bunları ne yapıyoruz Tonguç biliyor musun? Çok önemli Tonguç. Çarpıyoruz. Çünkü çarpım sembolü bu. Anladık mı? Evet. Peki 1'den 20'ye kadar olan sayıların çarpımını hatırlamazsan ben sana hatırlatayım. 20 faktöriyeldi. Hmm. Hani bunu da 20 faktöriyel diye okuyoruz. Aman unutma. Şimdi buna bakalım. K yerine 4 koy. 4 bölü bir fazlası 5. Değil mi? K artı 1 yazıyor. Temiz. Çarpı diyorum çünkü çarpım sembolü. K yerine 5 koyalım. Bir artık değiştiriyorum. 5 bölü bir fazlası 6. 6 bölü 7. Böyle gitmez mi Tonguç? Evet hocam. Kaça kadar Tonguç? 30'a kadar. 30 bölü? 31. Hay Allah. Şimdi sadeleştirmelere başlıyorum. Bak Tonguç'um. Bununla bu sadeleşir. Güle güle. Bununla bu sadeleşir. Güle güle. Bununla bu sadeleşir. Bu okları tek bir ok şeklinde çiz. Sakın böyle tık 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 yapma. He. Her zaman kafa karıştırıyor. Böyle gider nereye kadar? 30 buraya kadar. Temiz. Bak tek bir ok çiz. Aman dikkat et. Herkes bunu karıştırıyor. Böyle böyle yapıyor. Olsa bu bununla sadeleşir. E ne yapacağız? Anlamsız. Evet. O zaman cevabımız sadece bu kaldı, bir de bu kaldı. 4 bölü 31 diyorum. Cevabımız bu kadar. Tertemiz. Şimdi de çarpımın özelliklerine bakalım. Parçalaya bakıyoruz. Bak parçala kuralı nasıl bir şey biliyor musun? Çarpmada da pi kuralında çarpım sembolü de çarpmayı parçalayabiliyoruz. Tamam hocam. Nasıl parçalıyorum hemen göstereyim. Bak k eşittir 1'den 10'a kadar a çarpı. Hı hı. K eşittir 1'den 10'a kadar K şeklinde parçalayabiliyorum. Doğru. Bu kadar basit. Şimdi mesela bölmeyi de parçalayabiliyorum. Parçalayalım. Burada enteresan. K eşittir 1'den 15'e kadar 3 bölü K eşittir 1'den 15'e kadar K şeklinde parçaladım. Doğru. Bu kadar basit. Süper. Sabit sayıda da şöyle bir kuralımız var. Burada kaç tane 4 var canım? Bak K yerine 1 koyalım. Ulan yok ki. O zaman doğru. 4. Çarpı 4, çarpı 4. Bir sürü 4 var. Aynen hocam. Kaç tane 4 var Tonguç? 20 tane. Süper. O zaman bunu çarpma şeklinde ya. Evet. 20 tane 4'ü çarparsak 4 üzeri 20 diye yazabilir miyim Tonguç? Doğru. Harika. O zaman buradaki sayıyı bunun üzerine yazıyorum. Bu kadar basit.
Harika ama birden başlaması şart. Ha. Unutma. Şimdi combo menü hazırladım sana. Söyle patates, abi. Kola, burger bunları alırsan 14.90. Sağlığıma zararlı hocam. Ya. Zaten evladım. Cebime de zararlı. Evet, fast food'dan kaçın. Sağlıklı annemizin yemeklerini yiyelim. Kuru fasulye hocam, tertemiz. Evet, öğüdüğümüzü de verdik bugün. Evet. Şimdi combo menüye baktığımız zaman burada iki tane işlem yan yana geldiyse hay Allah. İlk başta içeridekinden başlıyorsun. Hmm. Hay Allah ne biçim iş soruyormuş be. Şimdi içerideki işlemi yapalım. Bu aynen kalıyor bak. A eşittir 1'den 3'e kadar. Buna hiç dokunmuyorum. Ama içeridekini yaparsam eğer ne yaparım Tonguç? Bak parantezimi açtım. Q yerine 2 koyalım Tonguç. O zaman A çarpı 2. Evet. Ama toplama işareti o yüzden artı. Q yerine 3 koyalım Tonguç. A çarpı 3. Evet. Toplama işareti o yüzden artı. Q yerine 4 koyalım Tonguç. Zaten 4'e kadar gidiyor. Yani. Basit o yüzden. A çarpı 4. Burayı anladık mı? Evet hocam. Şimdi bunun sonucu ne çıkar biliyor musun? Bu aynen kalıyor bak. Hiç bozulmuyor. 3'e kadar A eşittir 1'den. Tonguç'um bu 2A eder. Bu 3A eder. Bu da 4A eder. Tertemiz. Toplamları 9A eder. O zaman 9A sonucumu yazıyorum. Aynen. Şimdi Tonguç'cum artık işlem sadeleşti mi güzel? Aynen. Şimdi çarpım işleminde ne yapıyorum? Çarpmayı ayırabilirdim değil mi? Evet. Hemen ayırıyorum bak. Çat. A eşittir 1'den 3'e kadar 9 çarpı A eşittir 1'den 3'e kadar A diye ayırdım. Aynen. Canım böyle bir şey gördüğümüzde ne yapıyorduk? Hemen bu sayıyı bunun üstüne yazıyorduk. Evet. 3 üzeri 9 üzeri 3. 9 üzeri 3. Aferin. Çok güzel. A yerine 1 koyalım. 1, 2 koyalım 2, 3 koyalım 3. Zaten çarpma olduğu için basit. O zaman 6 çarpı 9 üzeri 3 cevabımız. Aynen. Kombo menümüzü anladık mı? Anladım hocam. Şahanesin. Burada da en içteki işlemden başlayacaksın. Ne yerine koyacaksın ama A'ya dokunmayacaksın. Tamam hocam. Dikkat et. Bunu da sen yap artık yeter. Ben yoruldum tamam birazcık. Tabii ki hocam. Şimdi o zaman sana ödüllü soruyu sorayım. Aa, ödüllü soru. Bunun cevabını yorumlara bekliyoruz arkadaşlar.